Şimdi biz Amerika'daki verilerden bahsediyoruz bir yukarı bir aşağı. Türkiye'deki veriler çok mu farklı geliyor? Yani geçen ay olmayan bir enflasyon rakamı bir sonraki ay nokta 1.6 geldi sonra 3.2 geldi ve onu da işte bahanelerimiz var dedik. işte elektriğe suya bilmem neye zam yapılması gerekti. Onların şey oldu. işte yönetilen, yönlendirilenlere zam yapıldı. E o zaman demek ki hala zamlar yapılıyor. Bir de bunu böyle düşünelim. Yani yapılma ihtiyacı var. E, bütçeye baktığımız zaman son gelen bütçe verilerinde hala hazırda devletin e, kamu iktisat adli teşebbüslerine e, ciddi bir e, parasal aktarıma devam ettiğini görüyoruz. Bu ne demek? Yani bunlar kendi kendine finanse edilmiyor. Ben bütçeden veriyorum. Kendi kendine nasıl finanse edecek bunlar? Ü, zam yapacaklar. E, o zaman daha elektrik zamları... Doğalgaz zamları daha var, daha burada gidecek yollar var. Yani sadece bütçeden baktığımızda bile bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Önümüzdeki dönemde e, Ocak ayına geldiğimiz zaman şimdi Aralık ayın, biz bu Temmuz ayında asgari ücrete zam yapmayalım dedik. Peki e, ama şöyle de bakalım, 5 milyon devlet mem, devletten maaş alan memur ve e, kamu çalışanı var, 13 milyon emekli var. 3 milyonda bir şekilde dolaylı yoldan emekli bağışı bağlanmış malullük sebebiyle veya işte annesinden, babasından veya herhangi bir Aynen. sebeple almış. Demek ki 16 milyonda oradan bir şekilde dağıtılan emekli maaşı var. Dolayısıyla 21 milyon, 20 milyon üzerinde bir maaşa bağlanmış İnsanmış. insan var. Ve bunu biz bütçeden veriyoruz bu 21 milyon kişiye ve bunların da enflasyon, geçmiş enflasyona göre düzeltmelerini yapıyoruz o zaman bu insanların talebinde herhangi bir değişiklik oluşması beklenemez Çünkü geçmiş e geleceğe doğru endeksleme yaptığımız zaman bunları insanlara kabul ettirebilmemiz için de gelen enflasyon verilerinin ve bu para politikasının gerçekten çalıştığını insanların inanıyor olması lazım öbür türlü bir isyan oluşmasın e bu sefer bu kadar insana verirken asgari ücretliye zam yapılmamış olması Temmuz şey Aralık ayında da onların zamlarını gündeme geçecek. E tekrardan yönetilen yönlendirilen fiyatların artışları o dönemde gündeme gelecek. E siz erken bir faiz indirimine giderseniz bu dönemde Ocak ayında gelecek enflasyonu nasıl anlatacaksınız insanlara? Veya Ocak ayında düşük bile gelse enflasyon yine başka söylemler olacak. Böyle şey olur mu? Bu enflasyon niye düşük geldi? İşte yine burada istatistik kurumunun güvenilirliğine ilgili başka şeyler konuşacağız. Dolayısıyla yani bu süreci çok iyi yönetmek lazım. Söylemleri çok dikkat etmek lazım. Gelecekte oluşacak bu riskleri insanlara iyi anlatmak, bunların hepsinin kontrol altında olduğunu, bilincinde olduğumuzu, bunlarla ilgili bir yol planımızın olduğunu e, sakin sakin, düzenli, bütün piyasa belirleyicileriyle sürekli iletişimde olarak güçlü duruşun arkasındaki işte e, gücünde bu şekilde devam edeceğin bunları sürekli vere, 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 vere insanları buna kanıksattıktan sonra biz önce algıları yönetelim ondan sonra faiz indirimlerimizi konuşup buna başlatalım bu daha az riskli bir yol çünkü her zaman ben e, daha önceki şeylerde de ifade ettiğim gibi faizi arttırmaktan ziyade faizi indirme süreci daha zordur. Aynen artırma kısmı kolaydı çünkü şundan kolaydı e, zaten faizi olmayan Abuk bir yerde tuttuğumuz için, baskıladığımız için faizi olması gereken yere taşımak en kolay kısımdı. Hı. Yani nerede olması gerektiğini biliyorduk ama şimdi e, hala enflasyon beklentileri çok yüksek. Senin de dediğin gibi farklı kesimlerde farklı enflasyon beklentileri var. Piyasa katılımcıları bambaşka bir alemde bir şey bekliyor. Real sektörün beklentisi başka bir yerde, hane halkı başka bir yerde. En azından bu üçünü aynı kapta toplayıp eritip bir beklenti oluşturabilmek ve bunu da Merkez Bankası'nın tahmin setine yakın, yakınlaştırabilmek çok büyük bir iş ee, henüz o noktada değiliz e, politikayı normalleştirdik olabildiğince aktarım mekanizması hiç çalışmıyordu hiç yoktu böyle bir şey e, Regülasyonlar üzerinden çalıştırılıyordu şimdi aktarım mekanizmasını toparladık maliye tarafı çok kötüydü şimdi bir şeyler yapıldı ama ne kadar e, faydası olur tartışılıyor. Hepi topu 100 milyar gibi bir şey çıktı ortaya gün sonunda senin dediğin gibi. Birçok insan emekli oldu. Birçok insan emekli olunca yük geldi. Harcamalar var. Çok ağır seçimlerden geçti Türkiye. O arada da bir sürü şey yapıldı, harcama yapıldı. Maliye tarafı da sınırlı destek verebiliyor elinden geldiğince. Bu da evet, bu çok güzel bir tespit. Hani Asgari ücretli ya da kamu tarafındaki insanların zam almadığı yıl ortası işlerinde ama özel sektörde küçük de olsa bir şeyler oldu. Bir ayarlamalar oldu. E bu da iyice açılan zaten bu gelir makasını daha bozulur hale getirdi. E şimdi kira tarafı serbest kaldı. Ne kadar ta çalıştığı tartışılır. Biz burada çok uzun süre tartıştık seninle. E şimdi kiralar çok can yakıyor yıl ortasından beri. Bütün sektörler yavaşlıyor. E Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda da vardı. Zaruri ihtiyaçlar dışındaki harcamalarda gerçekten bir frene basma durumu var. İkinci çeyrekte herhalde eksi beklemiyorsunuzdur ama 3'te muhtemelen eksi ne büyüme, döner, evet. yani şimdilik elin gördüğümüz kadarıyla. Çeyreksel olarak Aynen. öyle olur. Yıl Aynen. sonunda da aşağı yukarı 3-3,5 aralığında Aynen. bir yerlerde bir büyüme görüyoruz ama yavaşlayan yani 3. ve 4. çeyrekte iyice kendini gösteren yavaşlamanın sonucunda oluşacak bir büyüme rakamıdır ki bu yavaşlama momentumu da 2025 yılında da devam edecektir ki etmesi de gerekir aslında. Ne yapıyoruz? Ekonomiyi biraz yavaşlatarak e, enflasyonla da mücadele etmeye çalışıyoruz. O çıktı açığını azaltmaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle e, enflasyonda da daha gidecek yolumuz var. Söylemlerde de daha gidecek yolumuz var. Önümüzdeki dönem için benim beklentim hani bunun farkındalığının herkeste de oluşmasını sağlayacak adımların atılmaya devam etmesi kısaca. Ben burada durayım. Zaten çok fazla sürekli her programda aşağı yukarı bu konulara değiniyoruz biraz piyasayı konuşalım çünkü insanlar artık 4 hafta üst üste mi borsamız bizim şey yaptı 4 haftadır ekside ekside sizin senin değerlendirmelerin <laughs> çok önemli orkun yani bu süreç ne kadar uzayacak